Hocam sürgünde bir gazetecisiniz. Aynı zamanda Türkiye'de yurt dışına çıkamayan gazeteci arkadaşlarımız var. Zaten hakkınızda birkaç tane de dava açıldı. Hilal abla hakkında da açıldı. Ve hepsi de genellikle Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yazılara baktığımız zaman gayet uygar ve hiçbir hakaret de taşımıyor. Şimdi bu konuda bize ne söyleyeceksiniz? Şimdi esasında biz sürgün değiliz. Yani hele ben hiç değilim. Çünkü benim oturum iznim var Fransa'da. Ben istediğim zaman istediğim kadar Fransa'da da kalabilirim, Türkiye'de de kalabilirim. Ama diğer arkadaşlar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü sürgün olan biz değiliz. Sürgün olan mesleğimiz gazeteciliği sürdüler Türkiye'den. Gazetecilik diye bir şey kalmadı. Türkiye'de kalan ya da şu anda gazetecilik yaptığını zanneden arkadaşlar zannediyorlar ki gazetecilik bir hükümetin, bir devletin yaptıklarını onaylamak. Onu şey yapmak. Tartışma ilginç bir şekilde sürüyor. Mesela diyorlar ki televizyon tartışmalarında hem akademisyenler hem gazeteciler, hükümetin yanındakiler, bunlar Erdoğan'ı devirmek istiyor. Peki bunlar Erdoğan'ı devirmek istemiyorsa muhalefet partileri niye kurdular? Muhalefet parti ne işe yarar? Muhalefet parti iktidarı devirmeye yarar. Yani iktidarı devirmek ülkeyi batırmak değildir. Yani bunlar, Erdoğan öyle bir şey zannediyor. Kendisinin bulunmaz Hint kumaşı olduğunu zannediyor ama iş böyle değil. Tabii dünyanın her yerinde bütün muhalefet partileri irili ufaklı hükümeti devirmeye çalışırlar. Bu da işte devleti yıkmak değildir. Hükümeti devirmekten devleti yıkmak eşit zannediliyor. Erzurum kitap fuarına gitmiştim. Orada bir hoca beni söyleşiye çağırdı. Kendisi de çağırırken ilginç bir şekilde gelip gelmeyeceğimi merak etti. Çünkü ben de Turancı bir hocayım dedi. Dedim ki ya ne güzel beni çağırıyorsunuz Turancı bir hoca olarak. Sizden oturup tartışabiliriz de. Bu önemli bir mesele. Amfisine gittim işte orada öğrencilerden sohbet ederken kız öğrencilerden bir tanesi dedi ki Ahmet Bey dedi yani dedi bu hükümet hiç mi güzel bir şey yapmadı dedi hep kötülüyorsunuz falan filan dedi. Dedim ki bakın ben hükümetin diyelim ki 100 tane yapması gereken şey var. Bunlardan 99'unu da başardı. Ben o 99'u yazmam, o yapamadığı bir taneyi yaparım. Eğer dedim ileride aydın olmak istiyorsanız, sağcı olmanız, dindar olmanız ya da solcu olmanız hiçbir şey değiştirmez. Aydın orada yapılmayanın yapılması için uğraş veren insandır. Yani aydın yapılanları alkışlayan insan değildir. O zaman o yapılmayan hep yapılmamış olarak kalır. Ve atıyorum bu çocuklarla ilgili bir şey olabilir, kadınlarla olabilir, ihtiyarlarla olabilir. Yani ne olursa işçilerle olabilir ama yapılmamış olarak kalır. O yapılmamış şey bin tane de bir tane de bile olsa demokrasinin gelmemesi demektir. Daha henüz gelmemiş olması demektir. Çünkü insanın sosyal yaşamı demokrasiyle bağlantılı bir şeydir. Yani aldığı maaştan oturduğu eve, ödediği kiraya kadar doktora gidişine, onun doktora gidişte ödediği paraya, çocuğunun okulu için telaş etmemesine kadar bunların hepsini bir devlet görevi olarak yapılıyorsa o zaman o çocuk sosyal devlette yaşar ve bunların hepsi demokrasinin gereğidir. Bunlardan bir tanesi yapılmıyorsa o zaman zaten demokrasi sorunu vardır. Aydın da o demokrasi sorunu çözmek için uğraşandır. O yüzden biz gazeteciler de aydın olmak zorundayız ve hükümeti yalakalık yapmak yerine, ay ne güzel yaptı demek yerine, onun yapmadıklarını bir etik daire içerisinde eleştirmektir yerine alternatif bulmak soruyorlar gazeteciler birbirlerinden tartışırken. Peki sen ne diyorsun? Ya gazeteci şey değil ki yani alternatif sunan birisi değil ki. Onu siyasetçiye soracaksın. Evet. Gazetecilere soruyorlar. Peki senin önerin ne? Gazeteci öneri getirecek olsa
meclisin gazetecileri dinlemesi lazım. Evet. Evet hocam. Şimdi bugünkü durumumuza baktığımız zaman Türkiye her gün biraz daha kötüye gidiyor. Ve kötünün başlangıcı aslında biraz da şeyle ilgili değil mi? Yetmez ama evet mantığıyla ilgili değil mi? O dönemde biliyorsunuz Erdoğan iktidarını, hükümetini yetmez ama evet Şiayi'yle birçok liberal, aydın, Kürt, Türk, değişik kulvarda iktidara karşı mücadele eden kesimler destek verdi. Bu bugüne gelmesinin sonuçlarından birisinin sebebi o değil mi? Şimdi olayın sebebini tek bir kulvara yıktığımız zaman biz kendimizi ister istemez aklıyor konumuna düşeriz. Ben o referandumda inatla oy vermemeyi savundum. Niye verilmemesi gerektiğini inatla yazdım. Yetmez ama evet diyen arkadaşlara da inatla bunun neden böyle olmaması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Demek ki ikna edemedik. Demek ki yeteri kadar çabalamadık. Ama başka bir şey açıdan bakalım. Şimdi yetmez ama evet grubu çıkıp da bize dese ki bize söyleneceğinize siz hayır deseydiniz. Çünkü biz de oy vermedik. Yani yetmez ama evetçiler bu konuda diyelim ki ne kadar suçluysa ki bu onların görüşü ben de dahil olmak üzere hayır veren oy yani hayır vermeyen insanlar da belki o kadar suçluyuz. Bunların rakamlarına baktığımız zaman kimlerin daha fazla olduğunu da ortaya koymaktan esasında çekiniyoruz yani. Biz de ciddi bir kalabalıktık oy vermeyen. Ve ucu ucuna geçen bir seçime baktığında biz hayır deseydik gitmez ama evetçilere bu kadar suçu atmazdık. O yüzden tek başına onların suçlu olduğuna inanmıyorum. Sonuçta siyasi bir karardır bu. Öyle yaptılar. Erdoğan ikna edici bir insan. Bizi ikna edememesi başkalarını edemez anlamına gelmiyor. Ama dediğim gibi yani gitmez ama evetçilerle bizim yaptığımız yanlış arasında çok fazla bir fark yok diye düşünüyorum. Construction for 40 years. I am and always will be Lee Yuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the Liuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. Liuna Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training and I am Lee Yuna. Evet hocam, bir de 15 Temmuz darbe girişimi son dönemde özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok geniş bir yazı yazdınız, daha da yazıyorsunuz.
Bu benim aklıma takılan böyle kısa bir şey sormak istiyorum. Bu 15 Temmuz darbe girişiminde işte Erdoğan'ın pilotu FETÖ'cü diye yakalandı. Onun pilotuydu. Koruması FETÖ'cü diye yakalandı. Şimdi işte yakın birkaç tane yine Erdoğan'a yakın olan insanlar da tutuklama kararı çıktı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani eğer gerçekten onlar FETÖ veya diğerleri ortak darbe girişimi yapmış olsaydı Erdoğan'ın kurtulması mümkün müydü? Bu bir. İkincisi Rusya'nın bu darbede Erdoğan'ı savunduğu şeklinde bir söylem dolaştı ortaya. Kanıtları da çıktı. İşte Rus savaş uçakları falan Erdoğan'a eşlik etmiş güya. Şimdi eğer öyle bir şey varsa demek ki bu 15 Temmuz darbe girişiminin içinde Rusya, Putin de var gibi bir algı çıkıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi iyice karıştı esasında. Ben artık şey noktasına doğru gitmeye başladım. Bu darbeyi esasında Erdoğan yapacaktı. Erdoğan darbesini önlemek için bir 15 Temmuz darbesine girişler diyecek noktaya geldim artık çünkü. Bu son videolar elime geçince bilhassa 1. Ordu Komutanı'nın askerlerin köprüde yanına gidip de onlar havaya iki el ateş açtı diye korkup geri çekilip orada katliama izin vermesi akıl alır gibi bir şey değil. İkincisi Avrupa yakasından gelenlere polisin bir müddet asker darbe yaptı, asker yönetime el koydu, darbe yaptı dediğimi yönetime el koydu. Kesinlikle geçmenize izin veremem deyip 10 dakika sonra, yani 9 dakikalık bir video, 5-6 dakika sonra işte kendi canına güvenen varsa geçsin diye izin vermesi ve o geçenlerin Allah Allah nidalarıyla yürümeleri, bunların hepsinin bir hazırlık olduğunu gayet net ortaya koyuyor. Erdoğan'ın ölüp ölmemesi bir darbe için zaten bu darbenin en büyük tartışma, beni bu darbede tartışmaya götüren, işte ben bugün 62 yaşımı bitirdim, 60 darbesini yaşadım, 71 darbesini yaşadım, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül yaşadım, 28 Şubat'ı yaşadım, arada yapılamayan bütün darbeleri yaşadım. Hiçbir darbede sonucu haricinde, darbe başlangıcında kimseyi kimseyi öldürmez. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle, yani Türkiye'de böyle bir darbe olmadı şimdiye kadar. Cinayetle başlayan, seni öldüreceğim diye başlayan bir darbe girişimi şimdiye kadar hiç olmadı. O yüzden Erdoğan tam olarak her şeye hakim olmak için planı muhteşem bir şekilde yapmış. Ve 1,5 ay önceden haber olmasına rağmen engellememiş bu ölümleri ve darbeyi engelleyebilir. Niye engellemiyor? Çünkü o zaman sadece birkaç ismi içeri almakla yetinecekti. Oysa darbenin olmasına, girişiminin olmasına izin verdiğinde kendisine karşı olan kim varsa hepsinin hapse atma şansına sahip oldu ve onu da yaptı. Bu bilhassa daha yüksek rütbedeki subaylar arasında mesela çok ciddi bir şekilde Kürt sorununun masada çözülmesini, mecliste çözülmesini, sivil toplum kuruluşlarıyla çözülmesini söyleyen ciddi bir askeri yetkili vardı. Bunlar orgeneral rütbesindeydi. Bunların sayısı 5'ten 6 arasında olduğu söyleniyor. Kor generalleri falan diğer generalleri saymıyorum. Bu ekip olduğu gibi FETÖ'cü diye bir kere ya görevden alındı ya tutuklandı. İkincisi Suriye ile kesinlikle askeri bir savaşa girmemesinin gerektiğini söyleyen komutanlar vardı. İşte bunlardan bir tanesi 2. Ordu Komutanı olan zattır. Şu anda 8 yıl hapse mahkum oldu. Başka davaları var mı bilmiyorum. O da Suriye'ye karşı olan ekipti ve onun gibi çok ekip vardı. NATO'cular ciddi bir şekilde Şangay Meclisi'ne, yani Avrasya'ya yanaşmaya karşıydılar. O ekip olduğu gibi zaten darbenin başlangıcı da onlarla beraber, esasında bir Fethullah Gülen darbesi değil.
bu darbenin olmasına, haber olmasına rağmen izin vermekle Erdoğan kendi yapacaklarına muhalif kim varsa hepsini dışlamış oldu. Siyasetten niye yapmadı aynı şeyi? Ona gerek duymadı. Çünkü onlar birer birer uzaklaştılar zaten AKP'den. Yani onları tutuklasaydı kendisinin de buna izin verdiği çok artık açık bir şekilde, yani özürle geçiştiremeyecek şekilde belli olacaktı. O yüzden onları da dışarıda bırakarak sadece kendi yapmak istediklerinden bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat tabii öyle değil iş. Çünkü Ergenekon davası beraat ettikten sonra çok net bir şekilde Türkiye'yi Erdoğan değil Ergenekon yönetiyor. Yani Türkiye'yi uzun zamandır derin devlet yönetiyor. 12 Eylül'ün yönetimi, oradaki hedeflenenler tekrar iş başında şu anda. Bahçeli'de o derin devletin sözcüsü olarak görev yapıyor. Hocam, şimdi bu Ergenekon'la ilgili de çok ciddi yazılarınız var. Ergenekon olayı, daha doğrusu İttihat-ı Terakki olayı, işte Erdoğan'ın Kürt düşmanlığı, daha doğrusu bütün muhaliflere düşmanlığı, ama Kürt düşmanlığı onu o kadar histerik bir hale soktu ki işte Rojova'da yaptıkları katliamlar onu IŞİD'le birleştirdi. Şimdi şöyle bir iddia var. IŞİD'in asıl liderinin Erdoğan olduğu söyleniyor. Sadece işte Suriye ordusu adıyla kurulan orduya baktığınızda eski IŞİD'çilerin hepsi orada. İşte El-Kaide'ciler orada, El-Nusra'cılar orada. Adına Türkiye Cumhuriyeti denilen işte Oğuzlardır, şunlardır, bunlardır, buna benzer birçok farklı örgütlerin hepsi orada ve tek bir amaç var: Kürt kazanımlarını yok etmek. Bu Kürt kazanımlarını yok etmek için de gerek Amerika'ya, gerek Avrupa'ya, gerekse işte Rusya'ya her türlü tavizi vermeye hazır. Yani bu sadece faşizmin bize, işte faşist ideolojinin getirdiği bir historik durum mu, yoksa Erdoğan'ın Türk İslam sentezi ve halifelik özleminden mi kaynaklanıyor? Şimdi bir şey söyleyeceğim. İnsanlar çok basite aldığımı söylüyorlar hep. Erdoğan'ın böyle bir siyasi görüşü yok. Erdoğan siyasi görüşü yok. Erdoğan siyaset adamı değil. Erdoğan şu andaki dünyanın sayılı zenginlerinden olmasından bakarak Erdoğan'ın niye siyasete girdiğini anlıyoruz zaten. Yani mutlaka siyasette yüce divanda yargılanmış, rüşvet yiyen bakanlar, milletvekilleri oldu ama öylesi hiç gelmedi. O yüzden Erdoğan'ın siyasi görüşü yok Erdoğan. Erdoğan'ın hiçbir siyasi liderle televizyona çıkmamasının nedeni de bu zaten. Yani başa baş kaldığında cevap verebilecek bilgiye sahip değil Erdoğan. Bilgi yoksunu birisi. Şimdi Kürt düşmanlığı ve Erdoğan dediğin zaman ben böyle bir şeyin olmadığını biliyorum. Yani Erdoğan Kürtleri seviyor anlamında söylemiyorum bunu. Çünkü aynı Erdoğan bu barış masasında çok ciddi bir şekilde son noktaya kadar geldi. Yani Dolmabahçe mütabakatı bu işin bitiş noktasında, yani başlangıcın bitişi. Mutlaka ertesi gün Kürtler bütün özgürlüklerine sahip olmayacaktı ama bu adım, o mütabakat imzalansaydı çok önemli bir şey olacaktı. Şimdi burada ilginç bir şey vardı. Biz bunu 7 Haziran öncesi de konuştuk Kürt arkadaşlarla, parti içerisinde de konuştuk. HDP'yi, HDK'yı kurarken de konuştuk. Bütün bunlar tartışıldı. Ne zaman ki Kürtler ve sosyalistler seçime bağımsız aday yerine partiyle girme kararı aldılar ve o %13.8 oy aldılar.
İşte o zaman Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı. O sayfa şuydu. Bir, yıkılamaz denilen hükümeti, 15 yıllık hükümeti Kürtler ve Sosyalistler yıktı. İki, ülkenin nasıl yönetileceğine karar veren grup Kürtler ve Sosyalistler oldu. Kürtler ve Sosyalistlerin destek verdiği grup Türkiye'yi yönetebilecek noktaya geldi. O akşam Türkiye'nin 7 Haziran akşamı Türkiye'nin en uzun Milli Güvenlik toplantısı yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Bu Irak Savaşı'ndan daha uzun süren bir Milli Güvenlik toplantısıdır. Ve o akşam işte Sur'un, Cizre'nin, Nusaybin'in kaderi, Kürtlerin kaderi çizilmeye başladı. Bu Erdoğan'ın aldığı bir karar değildi. İki nedenden dolayı. Erdoğan bu kararı alacak olsaydı işi Donbas'ın bir tabakatı noktasına kadar getirmezdi. Daha oyalayıcı, daha basit şeylerle işi geçiştirirdi. İşi o noktaya getiren insan ertesi gün böyle bir açıklama yapmaz. Nereden çıktı bu diye bir açıklama yapmaz. O yüzden Kürtlere karşı yapılan bu hareket Ergenekon'un deli devletin yaptığı bir harekettir ve orada Milli Güvenlik Kurulu'nda söyledikleri şu cümle önemlidir. Bunlar şu anda 80 milletvekiliyle geldiler ve bu bir koalisyona girdiği zaman Kürtlerden bakan olacak. Evet. Ve onlar Milli Güvenlik Kurulu'na girebilirler. Kürt'ün Milli Güvenlik Kurulu'na girmesi demek, onlar açısından söylüyorum tabii, bu Türkçü, ırkçı insanlar için dünyanın sonu gibi bir şey. Zaten o dünyanın sonunu da o gündür gündür yaşıyoruz. Evet. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Leuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the Liuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. Liuna Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training, and I am Liuna. Şimdi hocam, bir de bu son dönemde üstünde durduğunuz ve ciddi eleştiriler yönettiğiniz, soru yönettiğiniz Muharrem İnci meselesi var. Biliyorsun Muharrem İnci Cumhurbaşkanlığı seçim yarışına da girdi. İşte o konuda da ciddi bir görüş ayrılığı var. Sürekli tartışılan bir şey. Muharrem İnci'nin kendi oylarına bile sahip çıkmadığı, işte iktidarın onu tehdit ettiği, bunun içinde geri çekilmek zorunda kaldığı söylentisi var. Şu anda da işte CHP'de ciddi bir komployla karşı karşı olduğu iddia ediliyor. Bu Muharrem, kimisi Muharrem İnci'nin iktidar yanlısı, Erdoğan yanlısı olduğundan dolayı kendisinin bunu tezgahladığını, kimisinin de direkt iktidarın işte bir rüzgarla ben muhalefeti dağıtırım mantığını harekete geçirip CHP'ye bu komployu kurduğu söyleniyor.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Önce ben bir HDP üyesiyim. Kurucu değilim ama kuruluşta da kongrede var olan bir insan. Ben 7 Haziran seçimleri için Antalya'da aday adaylığımı açıkladım. Bir parti üyesinin ya da parti sempatizanının partiden aday adaylığını açıklaması kendi hakkıdır. O bana ait bir şeydir. Ama o kişinin, aday adayı olan kişinin aday olup olmayacağına karar verecek olan kişiler ya da delegeler parti meclisi ve MYK'dır. Şimdi Muharrem İnce partisi tarafından aday yapıldı. Tamam. Bence yanlış bir adaydı ama aday yapıldı. Seçimi kaybetti. O gece neler yaptı çok önemli değil. Bunları biliyoruz. Ben o gece söyledim. Gelen telefon üzerine kapanmıştır bir yere çıkmaz diye. Nitekim sonra kendisi de açıkladı böyle oldu. Ama daha önemlisi ondan sonra parti ciddiyeti, parti disiplini diye bir şey vardır. Ben şimdi herhangi bir partide, HDP'de ya da çıkıp da ben bir dahaki seçime adayım diye yazı yazamam. Basın toplantısı yapamam. Televizyona çıkıp konuşamam. Ben önce bunu gider partime söylerim. Böyle bir niyetim vardır. Parti de der ki bekle kardeşim yani bunu tartışacağız. Bunu delegeler tartışacak. Çünkü bir milletvekilinin nasıl seçileceğini HDP'de biz bizatihi çok iyi yaşadık. Yani Ankara'dan arkadaşlar geldi, ilgilenenlerle konuşuldu. Halkla nabız tutuldu. Kim isteniyor, kim olabilir. Bir sıralamayı halk yaptı. Ha, bir takım kontenjanlardan başka arkadaşlar geldi. Ayrı mesele. Bunu kendi partiniz içerisinde tartışabilirsiniz. Ama dört dururken o disiplini yok edip ben Kılıçdaroğlu'da haberi olmadığı bir şeyde büyük televizyonlardan bir tanesi önemli olup olmadığı önemli değil ama en çok izlenen televizyonlara çıkıp tabii ben adayım tekrar deme hakkınız yok. Bu adayım dediğiniz anda o zaman karşı tarafın her türlü oyununu zaten siz kendiniz kucak açmış durumdasınız. Muharrem İnce zaten adaylığını açıklayarak buna kendisi tezgahın başlangıcını kendisi hazırladı zaten. İkincisi Muharrem İnce daha ismi açıklanmadan yani bu yazıyı yazan Rami Turan tarafından açıklanmadan öğlen Kılıçdaroğlu'na telefon açtım. Kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istedim. Bana geri dönmedi diye şikayette bulundu. Şimdi isim açıklanmamış Kılıçdaroğlu niye seninle basın toplantısı yapsın ki? Üçüncüsü çok net söyleyeyim. Fazla üstünde durmak istemiyorum. Yarın da kendi kanalımda bunu konuşacağım zaten. Basını konuşacağım. Nasıl rezil hale geldiğimizi konuşacağım. Bir cumhurbaşkanı adayı, bir parti başkan adayı, ona da adaylığını koyuyor ya. Böyle bir soruya ciddi bir şekilde cevap verir. Ya da der ki güldüm geçtim böyle bir şey yok. Ama Muharrem İnce böyle yapmıyor. Bunu ispatlarsanız kendimi Taksim Meydanı'nda yakarım diyor. Bu bir lümpenliktir. Evet. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, milletvekilliği ciddi bir iştir. Ben kendimi orada yakarım, şöyle yaparım. Namerttir, şerefsizdir, şudur, budur. Bunlar ciddi siyasetçilerin yaptığı şeyler değil. Yapması gereken şeyler değil. Türkiye sanıyorum biraz daha ciddi şeyler bekliyor. O yüzden de kendilerini ben Erdoğan salı günkü grup toplantısında fıkralar anlattığına göre
bu işin merkezinin kim olduğu belli olmuştur. Fıkralar önceden hazırlamışlar zaten. Hocam size son olarak sizin partinizle ilgili soru sormak istiyorum. Değerli gazeteci Kekem Yavuz Özcan çok ciddi, özgür politikada çok ciddi röportajlar yaptı. Sayın Demirtaş'la, Sayın Gülten Kışanak'la, Temelli'yle. Orada epey geniş açıklamalar var ama benim size sorduğum, partide bir tıkanma var mı? Bir politika üretmemezlik var mı? Yoksa tamamıyla hükümetin, devletin baskısından kaynaklanan bir çözümsüzlük mü var? Bir ikinci ve çok önemli bir olay. Yani belki şu ana kadar 10 bine yakın HDP'li tutuklu, DTP'li tutuklu, kimisi gözaltında ve her gün partinizin bir üyesi olarak soruyorum. Her gün partinizde bir yerde bir baskın oluyor, tutuklanmalar oluyor. Amaç HDP'yi bitirmek mi? Veya bir diğer soru daha sorayım arada. HDP çekilip çekilmeme kararı sonrasında çekilmeme kararı aldı. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Şimdi ben sizin işin içinde daha çok olduğunuz için Kürt olarak bir iki örnek vermek istiyorum. Evet. İşte Diyarbakır. Diyarbakır'dan Gülten Kışan'a, Osman Baydemir'i, Anlı'yı, buna benzer 7-8 tane önemli üst düzey, daha 80'lerden 70'lerden itibaren siyasetin içerisinde olan, devrimci mücadelenin içerisinde olan insanların içeri alır ve elini kolunu bağlarsanız Diyarbakır bir sarsılır, şöyle ne yapacağını düşünmeye başlar. Arkasından o birinci ekibin arkasından ikinci ekibi de almaya başlarsanız, ki onlar daha kalabalık. İşte seçimlerde partinin propagandalarını yazacak, söyleşileri konuşacak, şunları bunları yapacak ciddi bir teknik ekibi ve bilgili ekibi de almaya başlarsanız parti iyice sendeler. Sonuçta aslan ormanın kralı ama fil de hortumuyla vurdum bu adam uçuruyor. Yani bütün Türkiye'de 10 bin kişi diyorsun, 10 bin kişiyi bir partiden bak çok basit söyleyeyim, AKP için söyleyeyim. Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Abdülhatif Şener, Abdullah Gül, eski Adalet Bakanı, şu anda Ali Babacan, her şeye rağmen Bülent Arınç, Erdoğan'ın yanından çekildiğinden beri Erdoğan 15 dakikada bir saçmalamaya başladı. Çok açık ve net. Evet. Yani bu saydığım 6-7 tane isim. Bunu 6-7 tane daha ekleyebiliriz. Bunlar kurucu beyin takım. Siz bu beyin takımı, kurucu beyin takımı Erbakan gibi bir ustaya, yani Erdoğan Erbakan'ı hiç savunmadım ama kendi siyasetinde de bir usta sonuçta. Ustaya karşı galip gelebilmişseniz ve bu ekibi düşünmek zorundasınız. Erdoğan'ın hiçbir zaman hazmedemediği de bu ekip meselesi zaten. Hangi ekip olursa olsun. Erdoğan halka bunun hepsini tek başına yaptığını anlatmaya çalışıyor. Hayır. Bunu hiçbir zaman. Muhammed Ali Clay denilen adam. Evet. Dünyanın en iyi boksörü seçildi. Ama onu yetiştiren bir teknik direktör vardı orada. Ona bu taktiği veren, nasıl dövüşmesi anlatan. Onun nefesini ayarlayan başka bir insan vardı. Bir ekip meselesi. Dünyada her şey bir ekip meselesi.
Biz ekip meselesini anlamadığımız için zaten hala futbolda hiçbir noktaya gelemiyoruz. Niye baskette ve voleybolda daha iyiyiz biliyor musun? Çünkü oradakilerin %98'i üniversiteli çocuklar. Onlar belli bir eğitimi almışlar, belli bir eğitimler. Ekip işinin ne olduğunu bilerek büyümüşler. O çağa, o yaşa o şekilde gelmişler. Yani sokakta futbol oynarken iyi çalım atan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelmemiş. Onlarınki değişmiş. Amerika'da niye böyle bir NBA diye bir şey var? Çünkü hepsi üniversitenin burslu okuyan ve bilimle haşır neşir çocuklar. O yüzden siz bir ekibi ciddi bir şekilde alırsanız, Selahattin Başkan gibi ağzı laf yapan, pıt diye hepsinin ağzına lafı tıkayabilen bir insanı, Figen gibi ciddi çabalar sarf eden, 80'den itibaren işkencelerin altında kalmasına rağmen hala devam eden Gülten'i, ondan sonra Sebahat'ı, işte aklınıza kim gelirse yani bunları içeri alırsanız, arkasından da ikinci ekibi de içeri alırsanız parti olarak fazla yapacağınız bir şey kalmaz. Gene de buna rağmen bu kadar direnmesi zaten Erdoğan'ı sinirlendiren de o. İkincisi, Sine-i Millet'e çekilmek tek başına olacak bir şey değil. Bu bir zarardır. Verdikleri doğru karar, doğru karardır. Çünkü diyelim ki 19 milletvekili istifa ederse ara seçim yapılıyor. Evet, biz hepsini tekrar kazanırız ama aynı yerlerden AKP ve CHP de çıkartacağı için eksilerek kazanırız. Yani biz şimdi diyelim ki AKP'nin Diyarbakır'da bir milletvekili var, iki mi var? İki galiba. İki tane hocam. Sanıyorum. İki tane. Yani. Orada 7 milletvekilinden bir seçim yaptığımızda AKP'nin 3 milletvekili olacak. Niye bu şansı ona verelim ki? Yani onları arttırırız biz. Tek başına olacak bir şey değildir. CHP ile beraber olursa o ara seçim değil erken seçime götürecek kadar ciddi bir rakam olur. İYİ Parti, CHP, HDP böyle bir şey yaparsa o zaman erken seçime doğru bir şey olur. O ayrı bir tartışmadır ama tek başına HDP'nin çekilmesi kendisi dışındaki bütün partilere birer, en azından birer milletvekili daha vermesi demektir. Ya Selahattin Başkan'ın da görüşleri bu yöndeydi. O konuda teşekkür ediyorum hocam. Bugün sizin doğum gününüz. Aslında sohbetinize doyum olmuyor ama sizi çok fazla tutmayacağım. Evde de hışma uğramamanız için size çok çok teşekkür ediyorum. Yok işte bu gurbet bizi bu sürgün böyle yaptı. Evet. Eşim Fransa'da, ben Almanya'dayım. Hışımdan kurtardım işte faşist. Hışımdan kurtardı hocam. Hocam tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İleriki günlerde mutlaka sizinle tekrar bağlantılar kuracağız. Saygılar, sevgiler bizden hocam. Construction for 40 years. I am and always will be Lee Yuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the Liuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. Liuna Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com.
artist. I just started my training, and I am Leona.